Programımızın Yuvarlak Masa bölümüne hoş geldiniz. Bugün değerli konuklarımız bizlerle beraber. Hoş geldiniz Profesör Doktor Sinan Canan. Sinir bilim alanındasınız. Yani evet. beynimizle ilgili her şey. Hoş geldiniz Sayın Mustafa Can. Yaratıcı marka danışmanı. Siz de bütün geçmişiniz hep reklamcılık, markalar, tüketim alanı. Şimdi formatımız şöyle. Önünüzde sorular var. Onlardan bir tanesini çekiyorsunuz. Sinan Bey buyurunuz. Ve 1,5 dakikalık konuşmalarla o soruya cevap buluyoruz. Ve yuvarlak masamız başlamıştır. Evet. Sinan Hoca okuyor. Öf, alışverişlerimizde ne kadar özgürüz? Harcama davranışlarımızda bilinmeyen faktörler bizi manipüle ediyor mu? Manipüle evet. ediliyor muyuz alışverişte? Markalar beynimizi mi okuyor? Ne oluyor? Evet, önce başlayalım mı? Önce Can, sonra Canan ya, hani böyle. Ben de şimdi uyum gösteriyorum ona. Evet. O öyle olsun burada da. İzin verirsek ediyor tabii ama düşündüğümüz şekilde değilmiş gibi görünüyor. Yani birebir sizi bir şeye yönlendiren bir süreç yok. Ama genel davranışlarımıza karar veren, akıtan bir süreç de arka tarafta var. İlk temel davranışlardan bir tanesi fiyatla alakalı, fiyatı belirleme ile alakalı. Sadece böyle konumlanan markalar var mesela. Yani rafın içerisinde satın alma yaparken en ucuzu bir kenara bırakıyoruz, en pahalıyı bir kenara bırakıyoruz. İşte orta banttan kendimize uygun bir şeyi seçiyoruz, davranışı. Mesela kalıp bir davranış. Bu kalıp davranışa uygun stratejiyle fiyatlar olarak ürün yerleştirirseniz belli segmentlere gayet tutarlı bir şekilde gidiyor. Öyle bir çamaşır deterjanı markası vardı öyle yerleşen pazarın içerisinde, çamaşır suyu. O yüzden hani bizde çok kullanılıyor. Yani 25. kareyle ya da işte başka unsurlarla hani acaba karşı tarafı böyle hackleyebiliyor muyuz falan, böyle bir şey yok. Hani kesinlikle yok bir de. Yok mu? Yok. Yani hani böyle bir davranış tipi en azından bizim kullandığımız materyallerin içerisinde yok. Ama genel kalıpta insanların hangi duygularını olduğunu, içgörülerini okuyup o içgörülerine karşılık gelecek bir durumda genel akışı belirlemede evet tabii ki var. Anladım. Yani beynimiz manipüle olmuyor ama duygularımız manipüle oluyor. Duygularımız manipüle oluyor ya da anlık davranışta tek seferde hangi tereyağını alacağımı bana yönlendiremezsiniz. Ama beslenme biçimlerimle alakalı nelere karar vereceğime yönlendirebilirsiniz. Anladım. Harika. Evet Sinan Hoca, size dönüyoruz. Vallahi zaten biz benim açımdan bakınca yani ben yapıyorum dediğim hayatta hiçbir şey olmadığını ben biliyorum bir kere. Hani bir ben vardır, benden içeri o. Esas mesele oradan geliyor. Biz kararlarımızı verirken çok en temel mekanizmasıyla içeride bilinç dışı ve dürtüsel bir yerler bir şey istiyor. Biz onu yapıyoruz. Sonra bilinçli zihin arkadan geliyor, diyor ki yaptım ama sor niye yaptım. Ona bir açıklama üretmeye çalışıyor. Bu sonradan gelen açıklama genellikle öğrendiklerimiz, sosyal kabullerimiz, alışkanlıklarımız, işte çam devirmeden söyleyebileceğimiz gerekçeler gibi bir buketten seçiliyor. Ve genellikle gerçek olmuyor. Mesela bizim nöropazarlama dediğimiz alan aslında temelde bununla uğraşıyor. İnsan niye onu değil bunu satın alıyor? Satın alma kararını neye göre veriyor? İnceledikçe de biraz tabii araştırmacının kendisi için de umut kırıcı bir durum var. Neredeyse hiçbir kararımız doğrudan aklımızla bildiğimiz, bilinçimizle tarttığımız falan bir şekilde verilmiyor. Ve bu pazarlama taktiklerinin başarılı olanlarının çok büyük bir kısmı insanın zaaflarını çok iyi çalışmış ve bunu sistemleştirmiş bazı yaklaşımların sonucunda ortaya çıkıyor. Netice itibariyle evet çok kolay manipüle edilebiliyoruz zaafımızı bilenler tarafından. Zaafımızı biliyorlar mı peki Mustafa Bey, size döneyim. Yani karşıdakiyle sağlıklı bir şekilde tanışıyorsak evet biliyoruz. Yani bir öğretmen, bir öğrenci, bir ebeveyn neye ihtiyaç duyar? Yani mesela ebeveynle alakalı pazarın büyük bir kısmının hareket biçimidir. Kaygılı hissediyor çocuğuyla ilgili. Eğer biz o kaygı zeminini biliyorsak o kaygıyı manipüle edebileceğimiz birçok iletişimi kurmak mümkün gibi görünüyor yani. Ama bu nedir? Beynim manipüle oluyor, duygum manipüle oluyor, kaygım manipüle oluyor. Bunlar etik şey mi? Bu etik sınır reklamcılıkla alakalı hep gri bir alanda ya. Yani ne kadarına girdiğimiz, ne kadarına girmediğimiz hani çok savunulabilir de bazı yerlerden bakınca çok da savunulamazmış gibi görünüyor. Eğer işin reklamcılıkla alakalı bölümünde, eğer işin iletişiminde kalıyorsanız, yani sağlıklı iletişim kurmak, tanışma, tanıştırma bölümünde kalıyorsanız doğru bir yerde duruyorsunuz. Ama karşı tarafın henüz ihtiyacı olmadığı bir ürünü ihtiyaç olarak karşıdakine hissettirmeyle alakalı bir manipülasyon alanı oluşturuyorsanız elbette etik olarak gayet sorgulanır bir yer orası. Mesela diyoruz ki evde de havlu bitmiş, havluya ihtiyaç var.
Her yerden havlu reklamı geliyor. Hani bu oluyor artık, herkes kabul ediyor. Bu nokta oluyor her anlamda. Remarketing. Her anlamda oluyor. O yüzden ne yapacağız burada? Yani o beynimizin içine mi sızılıyor Sinan Hoca? Yok, içine sızmaya gerek yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Cep telefonları, işte akıllı telefonları biz kullanmaya başladıktan sonra bu tip işler zaten yukarı çıktı. Herkes de zannediyor ki ben bir siteye giriyorum ya da telefonun yanında konuşuyorum. İşte o sözü alıyor, analiz ediyor. Buna ihtiyaç yok. Çok daha basit ve sürekli alınan verilerle biz zaten devamlı kişisel olarak olmasa da grup ve toplumsal olarak taranıyoruz. Nasıl oluyor bu iş? Cep telefonunu elinizde tutarken her bir saniye onlarca hatta yüzlerce veri kalemi devamlı serverlara akar. Ne vardır bu verilerde? Telefonu ne kadar eğik tuttun? Hangi sayfanın neresini, hızı neresini yavaş geçtin? Ne kadar baktın? Hangi kısımda telefonu kapattın? Hangisini de açtın? Ekran parlaklığıyla oynadın mı? Yüzünü ne kadar yakın uzak tutun? Eğer bir uygulama bu datayı isterse, bu veriyi bana gönder derse de gönderiyor. Biz de ona okudum kabul ettim, dünyanın en büyük yalanı ya. Kullanım şartlarını okudum kabul ettim diyerek zaten onay veriyoruz. Devamlı olarak trilyonlarca bitlik veri akıyor bir yere. Bu veri ne olacak? Biz baksak bir şey anlamayız. Çok şükür yapay zekalar var arkada. Yapay zekalar örüntü arıyor. Örüntüler de şöyle çalışıyor. Yani Sinan şunu seviyormuş, ona şunu gösterelim gibi değil. Sinan gibiler böyle böyle örüntülerle davrandıkları zaman şunu daha çok alıyorlar. Ama bunu alanlar da şöyle şöyle örüntülerle davranıyorlar diye kalıplar çıkarıyor. Bu örüntüler üzerinden de size bir reklam gösteriyor. Siz oraya hatayla tıklarsanız da diyor ki dakika bir gol bir. Bu algoritma da tuttu. Hadi bakalım buradan devam edelim. Oltayı attık tuttuk. Sinan diyor. Hiç beyne girmelerine gerek yok. Geldi bize diyor. Peki ne yapacağız? Neyse ki şu aşamada hani bunu hala çok acemice yürüdüğünü düşündüğüm bir şeydir. Bu remarketing tarafı. Şundan kaynaklı acemice yürüyor. Yazılım çok önce ilerledi. Yazılım bir şeyleri becerebiliyor ama bağlamlara oturtma henüz arka tarafta zayıfmış gibi görülüyor. Yani müsilajla alakalı bir haberi merak ediyorsunuz, tıklıyorsunuz, muhallebici fotoğrafı çıkıyor. Yani şimdi bu yani o reklamla karşılaşıyorsunuz ve bağlam kendi içerisinde çok negatif bir bağlam. Yani hiçbir reklam veren öyle bir yerde reklam vermiş olmayı istemez. Ama biz aslında böyle karşılıyoruz. Yani reklam veren olarak işte A gazetesinde reklamını vermiş olma çok güzelmiş gibi görünüyor. Reklamcı da çok güzel bir reklam hazırladığını düşünüyor ama reklamı tüketen biz olarak şöyle görüyoruz. Yani çok önemli bulduğumuz kritik konuda, bir evet, işte atıyorum ticari bir konuyla alakalı ya da finansal bir konuyla alakalı bilgi alırken yan taraftaki gördüğümüz leke olarak algılıyoruz onu. Yani aslında pozitif bir bağlam yok hala bu tarz bizi takip eden reklamlarla alakalı hikayede. Burada insanlar bence ben bunu hep iddia etmişimdir. İnsanlar reklam içeriklerini görmeyi ister. Bu bir haber biçimidir. Ve sağlıklı, düzgün bir şekilde gelişen reklam içeriklerinden haberdar olmak hepimizin hoşuna gider. Sadece bu güzel bir anlaşmayla yürümeli. Bu karşı tarafı manipüle etmeyle yürüdüğünde reklamcılıktaki en istemediğimiz şey oluşuyor. Negatif duygu. Bir şeye giriyorsun ve genel olarak negatif bir algı oluşuyor. Sevmiyorsun orada olmayı, mecbur olduğun için orada oluyorsun. Harika. Galiba bitti 1,5 dakika. Harika mı? Harikasınız böyle çok. Biz antrenmanlıyız. Evet evet çok belli. Peki ne yani bir anti kalkan oluşturabilir miyiz? Biz ne yapabiliriz? Hani beynimize, bize herkes yani kendimizi ele veriyoruz. Biz en neye bakarsak veriyoruz. Yani. Hani bir beyin doktoru olarak, profesör olarak ne yapabiliriz? Şimdi yeni dünyanın kuralı bu. Ve bu yeni dünya içerisinde bizler büyük sistemlerin karşısındaki küçük ve çaresiz insanlar olarak kalacak gibi gözüküyoruz. Ben de bunun üzerine işte yeni dünyanın cesur insanı diye bir anlatı hazırlıyorum. Şimdi bu cesur insanın ilk yapması gereken şey olarak işte maddeledik onu. Mustafa'yla da beraber çalışıyoruz. Birinci madde durabilmek. Mesela durabilen insan bu sistemin tekerini en büyük çomağa sokar. Çünkü bugünkü teknolojik sistem bizden talep eden bir teknoloji. Bunu yap, şunu yap diye bize bildirim gönderiyor sürekli. Biz eğer o bildirimlere bakmayacak bir zaman aralığı ayırabilecek kadar özgürsek her şeyi yapabiliriz. Diğerleri şu bağlamda birleştirilebilir. Taze yeni aşık olduğunuz sevgilinizle buluşmaya giderken, caddede yürürken diğer kızlara bakmazsınız efendim. Erkekler için söyleyeyim. Direkt hedefe kitlemiştir. Etraftaki hiçbir dikkat dağıtıcı onun dikkatini çekemez. Çünkü aşkı taze ve yenidir. Derdi başkadır. Ama boş boş geziyorsa, şurada bir vakit geçireyim diyorsa, ooo bu da güzelmiş, bu böyleymiş, şu yeşilmiş, şu maviymiş diye nereye gittiğini bile unutabilir. Bilinç düzeyi yüksek bir yaşam inşa etmenin şartlarını yerine getirmek artık bir lüks değil, bir gereklilik haline gelecek. Her yerimizin dijital ağlarla çevrildiği bir dünyada derdi olan, hedefi olan, rotası olan insanın
manipülasyon gibi bir derdi olmaz. O çok rahatlıkla her şeyi manipüle edebilir. Çünkü derdi olan bu dünyayı değiştirir. Yeni dönemde inşallah böyle insanların sayısını arttırmak için çalışmalıyız. Biz çalışıyoruz. Güzel şeyler olacak. Harika. Harika dediniz. Tam böyle gene sürede bitti. Tebrik ediyorum. Vakit nakittir diyorum biz de. Evet. Peki Mustafa Bey, buradan bir çağrı yapmak ister misiniz? Yani bu konuyla ilgili olarak. Çünkü tüketimin de sürdürülebilir olması çok önemli. Hem ülke ekonomisi için, aile ekonomisi için, markalar için de. Kesinlikle var söylenmesi gereken. Çok kalabalığız, iç içeyiz. Artık herkes herkese bir bilgiyi ikna etmeye çalışıyor. Bir bilgiyi, bir içeriği ikna etmeye çalışıyor. Başkalarının bilgi iknasının, taarruzunun altından çıkmanın en iyi yöntemlerinden bir tanesi artık zaruri olan cep telefonunu sabahleyin ilk iki saat görmemek. Mesela bu çok iyi pratiklerden bir tanesi. Ben öyle yapıyorum. Yani ilk iki saat cep telefonunu hiç görmemek, televizyonu hiç görmemek, yani ekran karşısında hiç olmamak. O iki saati işte günü doğduğunu bilmek ya da işte dışarıdaki bir şeyle ilgilenmek. Kendi zihnimizde, kendimizin içeriden ürettiğimiz, az önce Sinan Hoca'nın söylediği şey, kendi ürettiğimiz günü yaşayabilmek için öyle bir iki saate ihtiyaç var. Yoksa sabahleyin cep telefonunuzu açar açmaz dayınızdan, iş hayatınızdan ya da bilmemizden gelen bir başka şeye ikna olmak zorunda kalıyorsunuz. Ve o ikna hep bizi, bir de mesela şöyle olsa yine bir problem yok. Gerçekten buna ikna olalım ve kalalım, öyle olmuyor. Pimpon topu gibi pat 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 birilerinin tokatladığı bir hayatta akşama kadar bir gümbürtüyle bir vakit geçiriyorsunuz. Ve bu, yani geçtiğiniz 10 yılı hatırlamadığınız, arasında değerli bir şey bulmadığınız bir hikayeye dönüyor. Hani bir metafor vardır, ölmeden önce gözümüzün önünden film şeridi gibi hayatımız geçer bölümü. Yani bizim hayatımızın artık önemli bir bölümü, geçecek bir hikaye yok arada. Çünkü aslında fiziki hayatımız şöyle, elimizde bir şey var, böyle böyle. Bir maymun bizi görüyor olsa gördüğü görüntü bu. O içerikle alakalı bir durum yok yani, görüntümüz bu. Çok kötü durumdayız. Hakikaten duygulandım. Hakikaten cidden yani böyle... Evet, evet Sinan Hoca, sizin çağrı alayım, son sözleri alayım. İnsanın fabrika ayarları diye bir şey yazdım ben. Bu insanın fabrika ayarlarında 5 maddede insana uygun bir yaşam tasarlamanın başta kendim sonra herkesin bir tarifini yapmaya çalışıyorum. Orada çok ilginç bir şey oluyor. O 5 maddenin her birine uyum sağlama çabaları mecburen bizi teknolojik gridden dışarı çıkarıyor. Off grid olmanız gerekiyor onu yapabilmek için. Neyi kastediyor? Mesela hareket. Teknoloji bizi hareketsizleştirmeye yönelik. Hareket edeceğiniz zaman tamam bilmem ne akıllı saatte adımlarınızı sayın ama onun dışında bir şey yapmanız lazım. Mesela az yemeniz gerekiyor. Tüketimi azaltmanız gerekiyor. Çünkü çok yemek kötü geliyor. İnsanlarla gerçek ilişki, yani bu dijital ilişkinin ne kadar olmayan bir şey olduğunu anlatmaya evet. çalışıyorum. Ve diğer bütün ayarlar, sınırları aşmalar, şunlar bunlar hepsi bizim teknolojiyle aramıza mecbur bir mesafe koyuyor. Bu doğal bir mesafe. Teknolojisiz bir hayat olmayacak ama ve lakin o teknolojiyi bir çatal gibi kullanmamız gerekiyor. Çatalla yatağa gitmiyoruz. Çatalla çorba içmiyoruz. Harika. Çatalla böyle otobüse binmiyoruz. Çatalın bir yeri var, bunun da bir yeri olması lazım. Harika, çok çok güzel. Yani şöyle ben bir izninizle özetlersem, hedefimiz olması lazım, öyle ortada salınmamamız lazım. Olimpiyat oyuncuların nasıl bir hedefi var, başka bir şeye bakmıyorlar bile. Zaaflarımızı zaten ele veriyoruz, veriler var ortada ama bunu da yapan biziz, nerede ne harcadıkça. O yüzden ihtiyaçlarımızı da anlıyorlar, bizim reklam markalarla aramızda da bir anlaşma oluyor olması lazım, bir zarafet bir anlaşması olması lazım ve burada durabilmek en temel güç oluyor ve insanın fabrika ayarlarını da geri dönmemiz, bu da çok önemli. Ya bir de bir alışveriş listemiz olsun. Bir de bir alışveriş listemiz olsun. Lazım. Bir de olsun. Ben çok darbesini yedim onun yani. Boş boş markete girince çok kötü oluyor. Çok kötü oluyor, harika. Çok çok teşekkür ediyoruz Mustafa Can ve Sinan Canan. Bir yuvarlak masamız daha burada sona erdi. Haftaya gene burada buluşmak üzere.